Evet e, youtuberlarla ilgili böyle haberler bu aralar almaya alıştık e, zaten daha kötüsü biliyor musun başka bir tanesine daha gidiyorlar ihbar üzerine o zaten yasaklı madde kullanmaktan dolayı vefat ettiği ah, öğreniliyor ah, ah. ne kadar acı kendi sonunu kendi hazırlamış evet, aynen öyle şimdi biz bunu dün e, son dakika haberi olarak verdik korkunç bir şey var o da takipçi sayıları. Yani 840 ece. bin ne? Bir can. 840 bin abone. Kaç kişiye ulaşıyorlar? Düşünsene 840 bin onlar arkadaşlarla paylaşsa. Ve bunun içinde çoluk çocuk var onu düşünemiyorum zaten. Yani dün bana hep yazmışlar. Ya yasaklansın mı yasaklan? Hayır tabii ki yasaklanmasın. Ama zaten karşıyız ama bir denetim olsun. Çocuklar ulaşamasın. Çocukların ulaşımı engellensin yani bir şekilde. Çünkü... Yaş denetimi olsun. Rütük girsin oraya orada yani. Ya hani hep diyorlardı ya. İlla çalan... polis mi kovalayacak? Evet bize Çanakkale'den giremediler ama çanaklardan girdiler diye diziler, sübliminal mesajlar, sosyal medya, Twitter bir bir bataklığa dönüşmek üzere ya. Artık her şeyin e, ahlaksızlığı, e, dejenere'si, e, etik olmayanını görür, görür hale geldik. Eskiden bir susam sokağımız vardı çocukları izleme, izletebildiğimiz. Şimdi Allah aşkına endişesiz izlettiğimiz hangi yayın var ya? İşte TV'lerini açıyoruz, onların bilmem ne TV'si var, şunlar bunlar TV'si var. Çıkacak reklamdan bile korkar olduk yani. Ya Eskiden Kadir İnanır, Türkan Şoray'a özenirlerdi gençler. Evet. Şimdi, Şimdi özellikleri, isimleri söylemek istemiyorum. Bence de söyleme direkt polemik oluyor ama evet. böyle bir hale geldik yani. Aynen öyle. O zaman ne olacak nesil? Paramparça olacak. Şimdi bunlar bir de iki kardeş. Ee, bunlar... Dün 26 ilde eş zamanlı yapılan bir operasyon sonucunda İstanbul'da yakalananlardan bir tanesi. Bu tesadüf mü? Bir bakıyorsun bunlar herhangi bir sıradan bir vatandaş baktığın zaman. Ama bir bakıyorsun bunlar sosyal medyada ciddi kitlelere hitap ediyorlar. Evet. Ya ciddi bir yayın yapıyorlar. Evet. Düşünsene aslında. bu evet. Bugün 840 bin kitleyi. takip ya da izleyici demek ciddi bir reyting demek. Evet ciddi o, o yüzden demek. biz dün de söyledik youtuberlarla ilgili e, kendi aralarında kendi ayrımını yapacaklar. Yani e, biz bunlardan değiliz'i çok açık ve net ortaya koyacaklar. Her meslekte yok mu? Bizim meslekte de var, polislerde de var, çürük elmalar var. İşte çürük elmalardan birkaçını sizlerle paylaşıyoruz. Az sonra da İsmail Türüt bizlerle, bizlerle birlikte olacak. olacak. Bu konuyla alakalı da konuşalım. Bu konuya da Samet diye bir, bir tiplemesi varmış. Müptezel. Ya zaten bir kere bu adı üzerinde, ya bir kere müptezel lafı da yanlış kullanılıyor. E, uyuşturucu müptezeli denmez. Müptezel daha düşmüş bilmem ne falan. Müptela'dır ama yine de onların neyi kastettiğini bildiğimiz için burada bile ee, müptezel Samet. yani Böyle bir özendirme var zaten yani. Peki. Müptezel Samet diye niye tipleme yaparsın arkadaş? Aynen öyle. Bununla ilgili gelişmeleri yine sizlerle paylaşacağız ve devam edelim. Hadi.